Abiler ve ablalar, uzun bir aradan sonra tekrar sokaklara inmenin ve seti kurmanın mutluluğu içerisindeyiz. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bir anda Antep'e gidiyoruz bu ekip. Akif'i de göster. Enes Bilgili. Akif gözükmüyor. Ben almadım. Annemle babamın haberi yok. Ben onu söylemeyi unutmuştum. Yani gizli gizli kaçak gidiyoruz şu an. Anneme söylerim de babama herhalde söylemem. Kilometreden fark ederse fark eder. Babana bu video yapmam mı lan? Maraş'ın dengesiz havasını görüyorsunuz. Bir anda yağmur başladı. Yağmur yağıyor. Bak şunlar bize rolleniyor ama gaza gelmemek lazım arkadaşlar. Radar olabilir. Yoksa var ya 200-200 yapıştırır gidilirdi. Peugeot inceleme videosu aynı zamanda. Şerit takip çalışıyor mu? Gayet iyi çalışıyor. Ama bunun tek sıkıntısı işte çok yakıyor ya. Yakmasa iyi de. Kilometreye 5,5-6 lira falan yakıyor. İşte 100 kilometrede 13-14 litre ortalaması var. Ondan sonra ses sistemi kötü. Başka da bir özelliği yok ya. Ben de yangınlar gördüm. Allah arka taraf uygun gibi sanmıyor. Arkadaşlar saat 14.44'te yola çıktık. Şu an saat 15.42. Tam bir saatte Aydın sınırları içine girdik. Ama daha şehir merkezine gelmedik. Aydın değil Antep'ten. En zor dediğine bile alışıyorsun. Sen de alışırsın. Bak Aydın o kadar alışkanlık oldu ki. Eymen bu Aydın sevdamız hakkında ne düşünüyorsun? Aydın'ı özledim ya. Vallahi özleniyor Aydın yine ya. Burada bir tane Antep Üniversitesi'nde okuyan hukukçu var. Burada da bir tane Antepli var. Şimdi Ebe. Antep'in bak, en nezih yeri. Primal'ı gördün mü? Takip et abi. Herkesin fotoğraf çekildiği yer. Oraya gidiyoruz arkadaşlar bir tur. Bizim de fotoğrafımız olsun yani orada. Tamam beni çektin ya. Antep Maraş Parkı'ndan bahsedelim. İlk önce Antepli'ye veriyorum. Arkadaşlar şimdi Antep'in en güzel şeyi yemekleri. Ama Enes ne zaman yemek yiyeceğiz biz? Ne zaman yiyeceğiz? Ben çok acıktım. Ben çok da yaşlıydım. Ben de çok acıktım. Fark etmez her zaman. Şimdi bir harikalar diyarı yapalım diyoruz. Bakacağız fiyatına göre. Uygunsa gideceğiz. Antep'in en elit mekanıymış arkadaşlar. Şurada da Primal var. En büyük AVM bu mu Ebe? Aynen. 3 tane diye biliyorum. En büyük ve en elit. Diğerlerine de gidebiliriz biraz sonra. 300 AVM gezimiz bu kadardı arkadaşlar. Zaten AVM'leri hiç sevmem. Yani hiçbir şey de olmaz. Bir langırt oynayıp çıktık sadece. Burası üniversite caddesi. Üniversiteliler genelde buralarda takılır. Piyasa evet. Burada arkadaşlar. Görüyorsunuz Antep'in hızlı gençlerini. Evet arkadaşlar. Enes yolu bilmiyor. Antep'te okuduğunu söyledi iddia etti ama içeri bile aldıramadı bizi. Güvenim sıfır. Sen tramvay yolunu takip edemezsin. Ben seni götüreceğim. Tramvay yolundan sapma. Antep arkadaşlar elit bir şehir. Tramvay var şehirde. Yani ona biniyorsunuz, o sizi istediğiniz yere götürüyor. Allah Allah. Kimse onu bilmiyor. Ne yapacağız? Niye yaptı? Yaptı? Aynen. Aynen. Kapana kısıldık. Bu da güya Antep'te. Tamam. Şimdi çarşıya doğru yol alıyoruz. Bu Antep'in çarşısı çok değişik bir yerde. Böyle çarşı zaten full Suriyeli dolu. Yani ben en son gittiğimde öyleydi. En son geçen yıl MSV'ye girmiştim ben burada. MSV'ye girdiğim zamanlar full Suriyeli doluydu. Sokakları falan daracık buranın. Bura Halep'e benziyor. Evet çarşıya geldik. Buralar böyle. Maraş'ın çarşısına göre zaten iyi. Adana'ya göre yani Adana'ya göre de iyi gibi ya. Adana çünkü çok karışık çarşısı. Çok dar ya çarşısında. Adana dar bir yollar çok dar. Bak burada gene iyi. Avrupa iyi hava var. Bak 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 motorcuya bak. Şu Çakmak Plaza'nın olduğu yere çok benziyor. Lan o Çakmak Plaza'da ne muştalar var ya. Üst kat var ya full muşta bıçak dolu. Fena ya. Şu anki tek sıkıntımız park yeri bulamadık.
Burası kale altı. Kale altıymış arkadaşlar. Ama araba koyacak yer yok. Meşhur kale burası arkadaşlar. Senelerdir inşaat halindeymiş. Şöyle şimdi çarşıyı gezeceğiz. Eymen buraya basmak istedi arkadaşlar. Cammış. Eymen bastın mı kardeşim? Bastım. Kanka bura uğurlu geliyor bastım. Allah Allah. Şura ne? Şura ne? Külliye mi? Olacağım. Başta yanlış info vermişim. Yani geçen yıl burada Suriyeli nüfusu fazlaydı. Ama şu an bayram sebebiyle galiba Türk nüfusu artmış ya. Şu an yani çok da Suriyeli'ye denk gelmedik. Evet, yavaştan kebapçıların oraya geldik. Her yerden duman yükseliyor arkadaşlar. Canım öyle bir kebap çekiyor ki. Adamlar kaplumbağadan heykel yapmış. Kebabımızı bulduk arkadaşlar. Bunlar ciğer yiyor. Bak, bak, Eymen kardeşim. Ne yapıyorsun lan? Eymen dürüm nasıl yapılır anlat. Sohum yapıyor. Bol bol. Bir ciğer versene ya. Al kardeşim ciğer... aç ağzını. Aç. Ciğeri de hiç sevmem. Marul koymaya gerek yok. Bu ikisi yeter. Tamam, geldi, kapat. Hepimiz kolkusayla çıktık. Donuyoruz. Hava öyle bir soğudu ki. Arabaya bindik şimdi. Maraş'a doğru yol alıyoruz. Tatlı yiyesimiz gelmedi. Yani bir baklava yenirdi de aslında. Yol üstü denk gelirse belki yeriz. Seni çok istedim ama hep bana olmaz dedim. Bu işler bana koymaz dedim. Şimdi gel benimle fotoğraf çek. Saat 9 arkadaşlar. Evlere dağıldık. Antep'i yani çok gezemedik. Sadece bir kebap yiyip gelmiş gibi olduk ama yine de verimliydi. Yani gayet güzeldi. Aşırı yoruldum var ya. Gözlerim artık dayanmıyor. Arabayı da zor sürdüm zaten. Şimdi de yatış moduna alacağım. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.